Tekrar alabilir miyim burayı? Evet, ben gerçekten enerjik biriyim. Daha önceki replikten gireyim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünya çocuklarına ne söylemek istersin? Arkadaşlar, bence bugün de herkes kendine çok iyi bakmalı. Bugünü bütün çocuklara armağan etmiş atamız. Bugün de kendinize çok iyi bakın. Zıpkın gerçek hayatta da eli avuca sığmayan biri mi? Evet, ben gerçek hayatta da kendimin çok enerjik biri olduğunu düşünüyorum. Bana göre dostluk nedir? Bana göre dostluk, seni koşulsuz seven, her koşulda seni seven insanlardır. En sevdiğin repliğin ve sahnen hangisi? En sevdiğim repliğim Gülayşe'yi bulduğumuzda ana bebek değişim. En sevdiğim sahnem de Mercan'ın ve Ali'nin kafamızdan bit ayıkladığı sahne. Sette zaman zaman oyunlar oynuyor musunuz? Zaman nasıl geçiyor? Sette çoğu zaman aralarda oyunlar oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Zamansa sette gerçekten çok hızlı geçiyor ve ne olduğunu bile anlamıyoruz. Fanların hakkında ne düşünüyorsun? Aldığın en ilginç tepki neydi? Yani bu diziye başladıktan sonra bir sürü insan bizi sevmiş. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Aldığım en ilginç tepki de Ramazan ayında bahşiş toplamaya gelen davulcu beni tanımıştı. Kapıyı açtığımda çok şaşırmıştı. Fotoğraf falan çekilmişti. Oydu. Kimsenin bilmediği gizli bir sırrın ya da gizli bir yeteneğin var mı? Yani çok gizli denmez ama ben yüzme sporuyla ilgilendiğim için çok fazla nefes tutabiliyorum. Oynadığın karakterde kendinden izler buluyor musun? Evet, buluyorum. Bazen Zıpkın'ın yaptığı esprileri yapasım bile geliyor. Yani Zıpkın'ın kişiliği bana geçti. Zıpkın'ın en sevdiğin ve en sevmediğin özelliğin ne? Zıpkın'ın en sevdiğim özelliği çok komik ve eğlenceli biri olması. En sevmediğim özelliği de Zıpkın'ın çabuk sinirlenmesi. Zıpkın olmak nasıl bir duygu? Zıpkın olmak güzel bir duygu ama ben bu diziye başladıktan sonra sokakta belki hiç görmediğim sokak çocuklarını bile görmeye başladım. Onlara dikkat çekmeye başladım. Yani zıpkın olmak güzel bir duygu. Ama lütfen bu tür insanlara da birazcık farkındalık gösterelim. Köksüzlerin enlerini sayar mısın? En iyi ezber yapan, en komik, en çok uyuyan, en çok yemek yiyen. En iyi ezber yapan Fatih. En komik o da Fatih sanırım. En çok uyuyan Umut abi. En çok yemek yiyen bu sanırım benim. Evet arkadaşlar, sorular bu kadardı. Hepinizi buradan çok öpüyorum. Görüşürüz. 23 Nisan'ınız tekrardan kutlu olsun.